Soylu dedi ki bu nedenle de eee Özışık kardeşler hakkında girişimde bulunacağım yargıda. Ha ne yaptı? 10 ay önce 22 Mayıs 2021 tarihinde hem Hadi Özışık hem de Süleyman Özışık'ın ofislerine polis baskını yapıldı. Bazı alet edevatlar vesaire alındı. Ne oldu? Ne oldu? 10 ay geçti. O soruşturma nereye evrildi? İddianame düzenlendi mi? Bu adamlar yargılandı mı? Bazıları hani gazeteciliği bıraktı. Süleyman Özçi gazeteciliği bıraktı. Yargılansın diye demiyoruz bu arada. Sadece Soylu bu kişiler hakkında yargıya başvuracağını söyledi. Bununla ilgili bir şey oldu mu? Oldu mu? Bana kalırsa yargılanmaları da gerekiyor. Neden? E şundan dolayı. Bir suç örgütü lideriyle bu kadar benim böyle bir videom çıksa başıma neler gelir ya? Başıma neler gelir sizin videonuz çıkıyordu. Başına neler başınıza neler gelir. Şu an Silivri'de izliyor olurdunuz bu görüntüleri. Anlatabiliyor muyum? Adalet eşitlikse, adalet herkes içinse bunların şey olması gerekiyor. Sadece bu mu? Ben bana karşı Işık kardeşlerin yaptığı birçok gazetecilik adı altında yapılan birçok şeyle ilgili yargılanmaları Onları gerekiyor. Onları şimdi ayrı hayır, tutalım. Hayır. Buradaki hikaye şu. Sayın seyirciler. Hatırlarsanız o dönemde peker ardı ardına yayınladığı mesajlarla Süleyman Soylu'yla arasında büyük bir savaş ilan etmişti. Büyük bir savaş. Evet. En sık vurmaya çalıştığı hedef Süleyman Soylu'ydu Peker'in. Ve öyle bir dönemde böyle bir görüşme ortaya çıktı. Ee, ve Barış da soruyor. Soylu bu görüşmeler nedeniyle de yargıya gideceğini söylemişti. Ne oldu? Bunun sonucu ne oldu? Soru bu. Başka yanıtını aradığımız soru. Habertürk'teki söyleşide kim vardı? Veys Ateş vardı soru soran. İsmail Saymaz vardı. Merdan yani? Yanardağ vardı. Mehmet Akif Ersoy, Ersoy vardı. vardı. evet. O soruyu soran Veys Ateş ile ilgili olarak daha sonra bir ses kaydı ortaya çıktı. Ve o programda Süleyman Soylu'nun karşısında yer alan, yan yana oturan İsmail Saymaz ve Veys Ateş bu kez... Bu masada karşı karşıya geldi. Bakın hangi soruların yanıtlarını istedi İsmail Saymaz Beyse Ateş'ten. işte. 10 milyon avro'nun geçti bir diyalog yok mu? 10 milyon avro, e, 10 milyon avro kaç para eder İsmail? Geçti mi geçmedi mi? 10 milyon avroluk bir talep aramızda geçmedi. 10 milyon avro istedim. Peki istedin. Neden istedin? Bir dakika dur. Diyelim ki 10 milyon avro istedim. 10 milyon avro bana geldi ya. 10 milyon avro kaç para İsmail? Bunu nereye saklayabilirim İsmail? Banka hesabına mı mi? Ya istemedim diyorum ya. Böyle Cık bir iz. konuşma olmadı mı? Böyle bir konuşmamız yok. Ben doğru söylemiyorum. Böyle bir konuş... Doğru söylemiyorsun. Çünkü ben bu konuşmayı dinledim. 10 milyon avro istemiş mi? Böyle bir telefon kaydı evet. var mı? Bunu yarın cuma mı? Yarın neyse pazartesi günü neyse bu kayıt neredeyse bunu bana da verin. Ben kendi ellerimle götüreyim. Bu bir dinlensin. Bu nereden olmuş? Nereden gelmiş? Benim 17 aydan beridir çıkmayan sesim, çıkmayan konuşmam, neresi önü, neresi arkası bilmediğim bir konuşmadan bahsediyorsunuz ve ben... Sen bu konuşmayı yaptım ya. Ya ben böyle bir konuşma yapmadım. Ben bu konuşmayı ben dinledim. Ben 10 milyon avro istemedim. Ben bu konuşmayı dinledim ama. Ya dinlediğini söylüyorsun. Tamam ben de evet. dinlediğini anlıyorum. Evet. Dinlediğini anlıyorum. Peki şunu dedim mi? Sana söz sana söz ettiğim meblağı istiyorlar dedim mi? Sana söz ettiğim meblağı derken? Kork, yani Sezgin Baran Korkmaz'a birileriyle görüştüğünü, klik ve lobiler... Devamlı, devamlı cümleni okuyayım. Bunu yapan bir klik ve lobi. Namın almış yürümüş. Şu an canın yaralı, kızgınsın, öfkelisin, dünyaya ateşi verirsin. Sadece bu tarafın hassasiyet duyduğu şeyi sana iletmek istiyorum. Bir şey yapar mı? Bizi yakar mı? Yıkar mı? Konuşur mu? diyorlar diyorsun. Bu cümle sana ait değil, mi? bana ait değil. O taraf kim? Yok mu dedim, var mı dedim. Ben böyle bir görüşmem yok. Az bu adam bana görüşme. anlattığı, bu adamın bana anlattığı dertleri var. Memleketime dönmek istiyorum, ülkeme dönmek istiyorum, çocuklarımın dönmek şey. istiyorum. Gel e ama sen birileriyle görüşmüşsün. Görüşmeden çıkmışsın. Klik ve lobiler adına bahsedilen klik ve lobiler adına belli bir meblağ talep ediyorsun. Tamam o klik ve lobiler kimse diyorum İsmail. Araştırılsın. Evet Barış. Çok yakın bir zamanda e, tip milletvekili Ahmet Şık bir ses kaydı paylaş. O ses kaydında Sezgin Baran Korkmaz, Veysi Ateş'le e, yaptığı görüşmeleri başka birisine aktarıyordu. O aktardığı kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli kurmaylarından birisiydi. Orada ne diyordu? Ya diyordu Veysi Ateş diyordu Sezgin Baran Korkmaz iddiaya göre. Benden 10 milyon euroyu istiyor. Tamam eyvallah. Ne yapacakmış efendim? Görüştüğü kişiler e, arasında Süleyman Soylu'nun da olduğuna dair bir iddia var o ses kaydında ve Süleyman Soylu'nun ekibine dağıtılacak o parayla Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye yurt dışından firari Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye kahraman gibi gelecekmiş. <laughs> ve Sezgin Baran Korkmaz'ın aslında ne kadar büyük kahraman olduğuna dair biz yandaş medyada bazı haberler okuyacakmışız. Çok büyük bir suçtan bahsediyoruz ve utandığım şey ne biliyor musunuz? Ve bunu Ahmet, Ahmet paylaştı. Ahmet şey, bir milletvekili söylüyor. Bu... Bir millet yalanlanmadı ya. Bir açıklama yapar insan ya. Ya bu nasıl bir şey ya? Benim adımı niye buraya karıştırıyorsunuz ya? Ne demek benim ekibim? Ne demek ya? Hiçbir şekilde yalanlanmadı. Bu nasıl bir çürümedir? Ahmet Şık'ın orada paylaştığı konuşmada şöyle bir cümle de var. Bir klik daha var. Evet. evet. Bir klik daha var. Ya o ya işte zaten o klik denilen şey iddia ki o ses kayıtları eğer doğruysa Süleyman Soylu'nun ekibinden bahsediliyor. Ya bu, bu ben söylemeye bile utanıyorum ya. İçişleri bir İçişleri bakın adı böyle bir şey karışacak. Yalanlarsınız ya. Bu nedir dersin? Milletvekili paylaşıyor ya. Milletvekili paylaşıyor. Düşünebiliyor musun? O zaman bu ikrardır. Anlatabiliyorum. Demek ki birileri firari bir durumda olan birisi parayı bastırınca Türkiye'ye kahraman gibi gelmesi için hakimler ayarlanabiliyor, savcılar ayarlanabiliyor, yandaş medyası ayarlanabiliyor, ceplerine parayı dolduruyorlar ve o kişi alkışlanabiliyor, o kişi dosyalardan kurtulabiliyor. Biz de burada işte acaba mücella yapıcı hapse girecek mi diye tartışıyoruz. Yazıklar olsun, Allah yazıklar olsun. Ya onlardan bir tanesi Süleyman Özışık Söylemedim mi ya? Ben dedi o KHK'lıların dedi bilmem kaç tanesinin dosyalarını alıp gittim. binler Kaç bin tanesinin dedi geri şeyini ben sağladım. Geri dönüşünü. Ben yazışmaları okudum. <laughs> ya. Evet bu kadar ben sisteme egemen yüzüyor. Ya önemli şey ne biliyor musun? Yani bu biz neyi kaçırdık? Ben diyor masum olduğuna inandığım, evet, soruşturduğum, ondan sonra temiz olduğuna inandığım bir takım isimlerle ilgili onların KHK mağduriyetlerinin gidermesiyle ilgili devreye girdim diyor Süleyman hallettim diyor hallettim. Ha. Yani önemli olan benim onun kanaati. Yani devreye girerek hallettiği evet, işte yani tabii, bildiriyor ilgili tabii. Yani ha. onun kanaati önemli. Yani biz yargıyı şunu bunu öyle bir ülkeyiz ki onların hepsini bırakacağız. Biz o yargıyı falan ikna etmek zor şeyinde değil. Süleyman öz gideceksiniz. Masumiyetinizi ona kanıtlayacaksınız. O inanacak. Gerisi tamam. Kabile Gerisi kolay. Biraz. Gerisi kabile, kolay. Kabile, kabile devletinden beter bu. Bu gerçekten beter. Ya çok değil 10 ay önce yani ben nasıl bir yer, nasıl bir ülke olduk, nasıl bir sistem, nasıl bir devlet düzeni haline geldik inanın şaşırıyorum. 10 ay evvel ya şu Sedat Peker'in anlattıkları, ifşaatları yer yerinden oynuyordu. Ya kendilerin yakın olanlar bile demiyor muydu binde biri bile doğru olsa bunların soruşturma açılması lazım Cemil diye. Cemil Çiçek demişti. Evet, ya. Cemil Çiçek dedi. Ve koskoca Türk yargısı, koskoca devlet sistemi. Ya bunların hepsini masal dinler gibi dinledi, masal dinler gibi. Bunların yarıya yakını da iddia değildi. İddia değildi, yaşanmış gerçek olaylardı. Milletvekili dövülmesinden tutun medyanın basılmasına, işte giden tırlarla malzeme sevkinden tutun Suriye'ye Efendim işte 10 bin dolarlık siyasetçilere Sezgin Baran Korkmaz'ın kaçırılmasından tutun o aradaki şeylere ilişkilere FETÖ borsasından tutun uyuşturucuya ya yüzlerce iddiadan bir tanesi bile bir tanesi bile soruşturulmadı ve biz bunları bir magazin programı izler gibi izledik. Temmuz ayında Peker susturulduktan sonra bu ülkenin hiçbir makamı şu anda muhalefeti dahil Sedat Peker yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Ne oldu? Niye sustu, susturuldu mu? Bu söyledikleri bu kadar mı? Önemsizdi. Anlatabiliyor muyum? Ya biz hakikaten şeyi bıraktık. Bir magazin peşinde adeta günden böyle akıp gidiyor. Ne oldu dilini koparacaklar? Ne oldu bizim Tarkan'ın şarkıları? Ne oldu o isyanlar? Bir olay yaşanıyor. Toplumsal hafızamız 20 gün. 20 gün sonra sanki hiç olmamış gibi ne etkisi kalıyor, ne şeyi kalıyor ve öyle bir iktidar var ki yani hani arasa yerde arasa gökte bulamaz böyle bir otoriteyi. Şimdi yani. ama sonuçta unutulmuyor bunlar. Biz unutturmayacağız. Tabii ki biz unutturmayacağız. Biz de etkisi e, Tabii ki küçümsenecek bir e, yayın organı ve yayın kurulama değiliz. E, değiliz nihayetinde. Fikret abi e, nereden yola çıktık? Şuradan yola çıktık. Soylu dedi ki Kavala'nın hukuk ifade edilerek serbest bırakılmasını isteyenler Suriye'deki çocuklarında Ukrayna'daki çocuklarında katilidir dedi. Hukuk vurgusu yaptı. O zaman biz de buyurun hukuksa bu da hukuk. Bu yanıtları ilgili otoritelerden beklemek de hukuken kamuoyu olarak ve gazeteci olarak hakkımız değil midir? Evet hakkımız. Buna gerçekten bir e, yargının tepki vermesi gerekir. E, ifade i̇fade ettiğim gibi anayasaya aykırı bir durumdur. Doğrudan doğruya mahkeme etkilemeye dönük, bir girişimdir. Kabul edilebilir bir girişim değildir. Az önceki konuyla ilgili de ben de son sözlerimi söyleyeyim. <laughs> yani tabii e, çok üzüntü verici bir görüntü. Ee, o söyleşi geçen hafta da gündeme getirmiştin